Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. İyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi sohbete geçeceğiz ama sizi bir değerli izleyicimize tanıtalım kısaca. Ben Ekrem Öksüz Aslen, Trabzon doğumluyum. Trabzon'dan Düzce'ye göç ettik uzun yıllar önce. Burada eğitimimizi tamamladık ve burada yaşamaya devam ediyoruz. Peki, daha önce bizim sektöre de aslında yatkın bir mesleği icra etmişsiniz. Hala devam eden de bir süreç var ama sonra bir tekstil, onu kısaca bir alalım mı? Evet, ben gazetecilik mesleğini çok seviyordum. O mesleği yaptım. Yaklaşık bir 12 yıl Düzce'de faal gazeteci olarak çalıştım. Daha sonra biraz bıkkınlık ve yorgunluk geldi. Yani artık uğraşamam. İşin stresi, yoğunluğundan dolayı da evet. Mesleği bıraktım, sonra tekstil işine başladım. Çünkü tekstilde hani böyle insanlar ekmek kazansın, biraz daha mücadelemizi verelim diye böyle bir sektöre girdim. Güzel. Bayan üst giyim üzerine bir tekstil atölyesi açtım. Yaklaşık 4-5 yıl önce. Yani 4-5 yıllık bir tekstil mazim var. Bayan üst giyim çalışıyorum. Tamamen insanların böyle hani giydiğinde üstünde hoş durabilecek elbiseler dikiyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi arka planda. Peki bu şekilde güzel çalışıyoruz. Bu güzel çalışma nasıl bir yol haritasıyla başlıyor? Yani ürün size nereden nasıl geliyor? Arkadaşım da görüntüleri izleyecek, değerli izleyeceğimiz. Ekibiniz bunu ne hale getiriyor? Ürün bize firmanın tamamen işte proje bazlı çalışmasından geliyor. Bunların adetleri tabii ki yükselebiliyor. 50 bin, 100 bin, 300 bin, 500 bine kadar gidebilen adetlerimiz var mesela. Tabii tek biz kendi kadromuzda bizde 30 kişilik bir kadro var. Bu kadroyla biz bunun hepsini dikemeyiz. Tüm Türkiye genelinde dağılım yapılıyor. Tamam. Bize kesilmiş olarak geliyor. Ham madde olarak düşünelim. Biz daha sonra bunun dikim faaliyetlerini yürütebileceğimiz işte ne var? Makinemizin iğnesi var. Bobinimiz var. Bunun aynı zamanda işte kalıbımız, şablonumuz var. Bunları tedarik ediyor kendimiz bu bölgede. Daha sonra dikime giriyoruz. Yani bu elbise bize kesilmiş geliyor. Bizden tam anlamıyla dikilmiş, ipliğine kadar temizlenmiş, kontrolü yapılmış ütü pakete, yani İstanbul'daki ütü pakete gidecek şekilde geliyor ve biz bunu sevk ediyoruz. Evet. Orada da ütü paket yapılıp müşteriye sunuluyor. Size de tebrik ediyoruz. Bölgeye kazandırdığınız bu istihdamdan dolayı, o size destek veren firmalarımızın yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok İlerleyen zamanda farklı bir röportajda yine görüşmek dileğiyle. Bizim şunu da eklemek istiyorum, kusura bakmayın. Erdur Bey ve Haldun Bey şirketin yönetim kurulu başkanları bunlar. Buraya çok büyük bir yatırımla alakalı bir proje var. Şu anda 30 kişiyiz ama bu yatırım gerçekleştiğinde 250 tane çalışana, hatta 300 tane çalışana çıkacağız. Yani Kaynaşlı Düzce bölgesine de sürpriz olsun, müjde olsun diyelim o zaman. Doğru kesinlikle, mu? Kesinlikle. Peki. Çok yakın bir sürede. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ. Teşekkürler.